değil mi? İnegöl'de patates hasatı başladı. Çiftçiler ektikleri patates ürünlerini toplamaya başladı. İnegöl'de yapılan patates hasatı ile ilgili bilgiler veren İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik şunları söyledi. Ne bir hasat mevsimindeyiz patatesin. Patatesin İnegöl'de önemli bir yeri var biliyorsun İnegöl tarımında. Yani yıldan yıla güneşte çıkmış bir grafik çiziyor. Ekim anlamında. Bu sene de bir 10 bin dönüm patatesimiz var bizim İnegöl'de. O da yaklaşık 6 bin dönüm sözleşmeli 4 bin dönüm müdavim olmak üzere bireysel ekim. Patates fiyatları biliyorsunuz bu sene şu anda normal bir şeyle gidiyor. Araba üzerinde 800 lira kilosu. Tabii söküm çiftçiye ait biliyorsunuz bunu. Dönümü de 3 ton 4 ton civarında alabildiğiniz zaman yine bazı ürünlere bakarak bu sene iyi diyebiliriz. Tabii bu işin uzmanı Zakir Bey var, o da söylüyor bir şeyler. Patatesle ilgili bunları söylerken bugün patatesle ilgili bir sıkıntımız yok. Bugünkü inşallah sonuna kadar böyle devam eder. İyi görürüz. Öteki taraftan baktığınız zaman biliyorsunuz son günlerde gündemimizi meşgul eden bir konu var. Tarım ürünlerine ithal edilen tarım ürünlerinin vergilerinin %135'ten %35'e kadar düşürülmesiyle ilgili daha önceden bundan bir hafta önce Karacabey Ziraat Odası'nda, orada hasat olduğu için orayı seçmiştik. Karacabey Ziraat Odası'nda, Bursa Ziraat Odaları'nın da katılımıyla orada İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yaptık. Biliyorsunuz İl Koordinasyon Kurulu Başkanıyım ben. Orada ben dahil olmak üzere bütün çiftçilerimiz bölgelerindeki sorunları orada dile getirdiler. Ama tabii ki biz bu işten çok sıkıntı duyuyoruz. İnanın tabanda şöyle yalnız başımıza kalmış gibi bir pozisyondayız. Yani burası kendi kendine yeten dünyada 7 ülkeden biri diyoruz. Öteki taraftan da tam tarımın her türlü hasatının yapıldığı şu günlerde tutup da tarım ürünlerine uygulanan gümrük vergisini %30-140'lardan 30'a indiriyoruz. İnanın her gün yüzlercene telefonla, yüzlercene çiftçiyle neredeyse diyeyim telefonlar susmuyor. Bu konuyla ilgili istişare yapıyoruz. Tabii bunun bir an önce düzeltilmesini istiyoruz. Biz beklentilerimiz budur yani. Bir an önce acilen ivedilikle bunun gümrük vergilerinin yine eski sistemine getirip düzeltilmesini istiyoruz. Bursa'da 18 tane milletvekili olduğunu ancak tarım sektörünün sorunlarıyla yeteri kadar ilgilenilmediğinden yakınan Başkan Çelik konuşmasını şöyle sürdürdü. Ayrıca Bursa'da 18 tane milletvekilimiz var. Tabii biz genel başkanımız Sayın Şemsi Bayraktar sorunları dile getiriyor ama bizler de Bursa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Bursa Ziraat Odaları Başkanları olarak lokalde de sesimizi duyurmak istiyoruz. Biliyorsunuz Bursa bir tarım kentidir. Ya Bursa'da 18 tane milletvekili var. Devlet Su İşleri'nde toplantımız var geçen gün. Onu organize eden vekil Hüseyin Şahin, Sayın Bursa Milletvekilimiz Hüseyin Şahin. Aynı zamanda yeniden işte hububat, toprak mahsulü ofisi fiyatları açıklayamıyor. Açıklayamadığı zaman ürün almakta zorlanıyor. Ondan sonra emanet açıklamadığı için emanet ürün alımına geçiyor. Emanet yani emaneti alıyor. Tabii emanet alımından sonra da mağdur edilmememizi de istiyoruz. Biz de bu arada ofisi 3 gündür, 4 gündür Bandırma yollarındayız. Müdürümüzü getirdik buraya. Boğazköy'de ofis açıyorduk. Kantar her şey uygun. Fakat orada zemin istemiyorlar. Hafif meyilli bir arazi istedikleri için söylemiş köyünde pazartesinden itibaren alımlara başlatacağız. Yani normalde bunlar otomatikman olması gereken işler. Bunları bizzat biz şey yapıyoruz. Biliyorsunuz. İşte onu diyecektim. Demem şu. Ya bir tek Bursa'da 18 tane milletvekilinden Hüseyin Şahin mi var ya? Nerede bunlar? Ötekiler nerelerde? Nerede geziyorlar? Ben anlamadım. Her sorunumuzda ancak ona ulaşıyoruz. Ondan sorunları çözmeye gidiyoruz. 18 tane milletvekili hepsi bu işin peşinde koşsa inanın bizim sorunlarımız daha güzel çözüleceğine inanıyorum. Tabii